Merhaba, İbrahim ben. İstanbul Okan Üniversitesi'nde gastronom bölümünde eğitmen şef olarak çalışıyorum. Bugün Lezzet Dergisi'nin YouTube kanalı için bir video hazırlayacağız. Bu videoda dana lokum et pişireceğiz. Bu videoda bana destek olacak Görkem var. Hoş geldin Görkem. Merhaba hocam. Şimdi malzemelerden bahsedeyim biraz. İlk önce dana bonfile, dana lokum pişireceğiz. Bunun için dananın birazdan madalyon kısmı denilen orta kısmından alıyoruz. Bu bütün bir bonfile ama biz bunu dilimleyeceğiz, o şekilde servis edeceğiz. Bunun yanına da ben bir ıspanak, bebek ıspanaktan bir püre yapacağız. Havuçla zencefilli bir havuç ezmesi yapacağız. Çatalla ezeceğiz, böyle çok püre olmayacak. Sonrasında tuz, karabiber, tereyağı vesaire. Bunlarla da lokumu daha iyi nasıl pişiririz bunu anlatacağız. Görkem, havuçları doğrar mısın bana? İlk önce havuçları koyalım, onlar bir yandan pişmeye başlasın. Görkem havuçları doğrarken ben de havuçları pişireceğim tencereyi ısıtayım. Burada aslında havucu ben çok az bir tereyağında kısa süre bir sote yapacağım. Sonrasında biraz su ekleyip kapağını kapatıp pişireceğim. Bunun için ufak bir tencere seçtim ben. Hani bir porsiyonluk bir yemek yapıyoruz. Çok az bir tereyağı atıyorum. Tereyağını eritiyorum. Burada biz zencefili püre haline getirdik. Muhakkak taze zencefil kullanmanızı öneririm. Toz zencefil biraz daha acımsı bir tat yaratabiliyor. Bu kadar yeterli. Bunu doğramayalım. Bizim için yeterli. Tereyağı eridi. Biraz köpüklenmeye başladı. Şimdi havuçları ekliyorum. Sonra tuz atıyorum. Burada ürünleri pişirirken ısıyla buluştuğu zaman direkt tuzunu veriyoruz. Burada çok fazla kavurmuyorum. Hafif rengi değişecek. Hafif bir soteleme yapacağım. Bu arada lokum pişirmekten bahsedeyim. Lokum pişirmek dana bonfileden oluyor. Dana bonfile harici etleri genelde lokum pişirmiyoruz, pişiremiyoruz. Çünkü bonfile hayvanın en az hareket ettirdiği kaslarından bir tanesi. O yüzden kısa süre pişmeye uygun, aynı zamanda yumuşak bir et sonucunu veriyor. Bunu daha da iyileştirmek için bunun tekniklerinden bahsedeceğim. Hatta bunu biraz da Görkem bahsetsin. Dana bonfile de hocamızın dediği gibi en az hareket eden kas grubundan bir tanesidir etler arasında. Ben bu arada bunu bitiriyorum. Zencefil püresini de ilave ettim. Sonrasında çok az bir su veriyorum bu arada. Tamamen havucun yumuşayacağı kadar, havucun pişeceği kadar bir su ilave ettim. Maksat burada tencere içerisinde sürekli pişerken buharın kaybolmaması. Şimdi kısık ateşte bunu pişmeye bıraktım. Sen bonfileden bahsediyordun. Bonfile kısa süreli pişirmeye uygun bir ettir. Bu yüzden marine edilmeden kullanılabilir. Hem bütün olarak bu şekilde kullanılabilir, hem de dilimlenerek dilimler halinde kullanılabilir yemeklerde. Havuç pişti. Şimdi içerisindeki su da azaldı iyice. Tamamen havucun kendisi artık. Burada suda haşlayıp sonra da robottan çekmenizi pek önermem. Çünkü tamamen havucun kendi lezzetini istiyoruz. Görkemci, bunu çatalla ezebilir misin? Şimdi yemeğimizin diğer bir garnitürü olan ıspanağı yapalım. Burada havucu püre yapmanızı da açıkçası önermem, makineye vurmanızı. Evet, çok pürüzsüz olabilir ama buradan çatalla ezmek hem yemeğin dokusu açısından hem de yemeği tamamlayacak bir garnitürün dokusu açısından iyi olacaktır. Şimdi ben yemeğin diğer garnitürü olan ıspanağı pişireceğim. Bunun için ayçiçek yağı kullanıyorum, az bir miktarda. Tavayı ısıttım, sonrasında ayçiçek yağını ekledim. Onun da ısınmasını bekledim. Sonra direkt ıspanakları atacağım. Bunlar bebek ıspanak. Başka bir ıspanak da olabilir, normal ıspanak da olabilir. Hani evde bulabileceğiniz, kendi yakın çevrenizde satın alabileceğiniz her ıspanak olabilir. Tuz atıyorum. Çok az bir karabiber atıyorum.
Burada ıspanak çok hızlı pişecektir. O yüzden sürekli karıştırıyorum. Yanmasını istemiyoruz. Yeterli Görkemciğim. Burada ıspanağın rengini kaybetmeden hafif soteliyoruz. Biraz yumuşamaya başladı. Çok az bir su vereceğim. Burada sudan oluşan buharla tam anlamıyla ıspanağı pişirmiş olacağız. Ispanağın bu kadar pişmesi yeterli. Bu bebek ıspanak olduğu için daha hızlı pişiyor. Farklı bir ıspanak kullanırsanız daha uzun süre pişirebilirsiniz. Bunun da altını kapatıp kenara alıyorum. Şimdi havuç püresine tekrardan bir bakalım. Gayet güzel görünüyor. Rengi canlı, o tereyağındaki ilk kavurmamızın amacı buydu. Renk pigmentleri yağda çözünür. O yüzden bunu çok hafif bir yağda kavuruyoruz. Tamamen o rengi ortaya çıksın diye. %100 suda haşlasaydık, suda pişirseydik bu parlak rengi elde edemeyecektik. Bu da kullanmak için kenarda bekleyebilir. Şimdi lokum eti pişirme aşamasına geçiyorum. Burada kullanacağım tavayı seçerken çelik tabanlı tava veya da %100 döküm bir tava kullanmak önemli. Onun için bunu ocağa koydum ve de uzun süre ısınmasını bekliyorum. Çünkü eti kısa sürede pişireceğim. Bu kısa süre içerisinde etin ısısının kaybolmasını istemiyorum. Şimdi Görkem, eti senden 3'e bölmeni rica edeceğim. Bu arada bonfileyi tamamen bu şekilde bütün de pişirip sonrasında dilimleyerek servis edebilirsiniz. Ama biz burada 3'e böleceğiz ve de dilimlemeden servis edeceğiz. Burada bonfilenin aslında bu şekilde yuvarlak takozlar halinde olması lazım. Lokum dediğimiz kısım bu aslında, hani bu şekilde. Biz burada bu eti öncelikle bu aşamada tuz, karabiber ile lezzetlendireceğiz. Sonrasında tavada her iki yüzünü ve de dış duvar yüzeylerini karamelize edeceğiz. Sonrasında tereyağı, kekik ve de sarımsak ile tekrardan pişirmeye devam edeceğiz, lezzetlendireceğiz. Sen tuz karabiberi ayarlar mısın Görkem? Şimdi tava ısındı iyice. Bunu ayçiçek yağı ekliyorum. Hem tavaya yapışmaması için hem de ayçiçek yağının yanma derecesi daha yüksek olduğu için burada karamelize etmemde daha fazla yardımcı olacak. Yağı iyice gezdiriyorum. Şimdi etleri tavaya koyacağım. Bu şekilde. Hafif yağı etin her yerinden gezdiriyorum. Burada eti çok fazla hareket ettirmiyorum. Çünkü oda sıcaklığında bir et koyduk. Bunu çok fazla hareket ettirdiğimizde tava iyice soğumaya başlayacak. O yüzden eti koyuyoruz, biraz bekliyoruz. Tava da çünkü ısısını biraz toparlasın. Hafif hareket ettiriyoruz yavaş, yapışmaması için. Bakın bu şekilde çevirelim. Bu şekilde altın kahverengi, golden brown denilen İngilizcesiyle renge dönüşmesini sağlıyoruz. Burada et proteinleri yüksek ısıdan dolayı bir sürü tepkimeye uğruyor. Buna Maillard reaksiyonu deniyor. Bu işte lezzeti açığa çıkaran kısım. Bunu aynı zamanda sebzelere, diğer tavuk ürünlerine, diğer et ürünlerine, balıklara hepsine uygulayabiliriz. Tabii pişireceğimiz malzemeye göre de ısıyı ayarlamak gerekir. Bakın burada çok duman çıkıyor mesela, aşırı. Çekinmeniz gereken bir durum değil. Bakın şu kenarları ısıya temas etmedi. Buraları da tekrardan bu şekilde dik tutuyorum. O şekilde tekrar pişiriyorum. Bu arada et tamamen istediğim gibi karamelize oldu. Altını en kısık ayara alıyorum. Şimdi tereyağı ekleyeceğim bolca.
Bu aşamada kekik ve sarımsak ekliyorum. Kekik biraz patlayacaktır, dikkatli olmak lazım. Burada bu tereyağında sürekli etin üzerine vuruyorum. Tereyağını, eriyen tereyağını sürekli etin üzerine gezdiriyorum. Aslında burada aynı zamanda biraz da etin içini de pişirmiş oluyorum. Çünkü bu tereyağı da kızgın bir yağ ve de aynı zamanda ete de tamamen içerisine işliyor. Diğer tarafını da çeviriyorum. Burada az önce değindim, tekrar değineyim. Tereyağını ekledikten sonra artık kısık ateşe alıyoruz. Çünkü tereyağının yanma derecesi daha aşağılarda. O yüzden kısık ateşte bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Eklediğimiz kekik ve sarımsak da ete iyice aromasını verecek. Hatta sarımsağı biraz parçalıyorum, iyice tereyağının tadı geçsin. Burada pişme derecesini ayarlamak için şöyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Birincisi, daha ince kesebilirsiniz etinizi. İkincisi, bu eti bu aşamadan sonra fırında pişirmeye devam edebilirsiniz. Çünkü tavada bu noktaya kadar gelebiliriz. Buradan sonrası artık yanık olacaktır, olumsuz etki yaratacaktır. O yüzden ama ben bu şekilde servis edeceğim. Az pişmiş, onu da bu şekilde dokunarak bakabiliriz. Bakın kalınlığına göre aslında bu biraz daha fazla pişmiş. Bakın sert bir et, bu biraz daha yumuşak. Bu mesela en kalın olduğu için en yumuşağı. Bunu da bu aşamadan anlayabilirsiniz. Et piştikçe sertleşecektir. Şimdi eti dinlenmeye alıyorum. Bu tavada kalan kısımdan aynı zamanda sos da yapılabilir. Biraz içerisine et suyu eklenir. Sonrasında biraz belki unla ya da tereyağıyla biraz daha bağlanıp yemeğe en son sos olarak kullanılabilir. Şimdi eti pişirdik. Eti de aynı zamanda dinlendirdik. Şurada göreceğiniz etin aslında akan bir suyu oluyor. Bunu biz yemeğe, tabağa dahil etmek istemiyoruz. Hani bu çıkan su muhakkak çıkacaktır. Etlerin o çıkan suyunu aldık. Şimdi etler hazır. Bunları dilimleyip hangisinin nasıl piştiğini görelim. Kalınlıkları birbirinden farklıydı çünkü. Bu şekilde bakın. Az pişmiş, gayet sulu. Buna bakalım. Bu da az pişmiş. Bunun mesela pembeliği çok az. Daha ince bir et olduğu için. Şimdi yemeğimizi tabaklayalım. Burada havuç püresinden koyalım. Pardon, havuç ezmesi koydum. Ispanaktan da koyuyoruz. Fazla suyunu alıyoruz. Çünkü bu suların tabaklara akmasını vesaire istemiyoruz. Bana da koyduk. Ve de tabii bu etin hepsini koymayacağız. Eti de bu şekilde koyuyoruz. Yemeğimiz hazır. Biz bugün Lezzet Dergisi'nin YouTube kanalı için dana bonfile lokum nasıl pişirilir içeriği hazırladık sizlere. Burada dana bonfile lokumu nasıl pişirebileceğiniz, nasıl uygulayacağınız ya da nasıl farklı şekilde pişirebileceğinizi gösterdik. Yanına da biz zencefilli bir havuç ezmesi ve de sotelenmiş bebek ıspanak yaptık. Burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Evde olan patates olur, mantar olur, mevsim sebzesi mesela brokoli olur, şu an için konuşuyorum. Hepsi olabilir, tamamen size kalmış. Sadece et için dediklerimizi dikkate alsanız yeterli olur. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Görkem, sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Hoşça kalın. Hoşça kalın.